esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda Muhammed'in gerçekten bir çocuğu var mıydı, yok muydu? Bu konuyla alakalı çok güzel bir analizin sunumunu yapacağım. Bu konuyu daha önce bildiğiniz gibi kanalımda işlemiştim ama o yayın erişime engellendiği için tekrardan işliyorum. Söylediğimiz gibi Muhammed'in gerçekten bir çocuğu var mıydı, yok muydu? Konuyla ilgili İslami kaynaklardaki birçok belgenin, bilginin analizini yapacağız ve sonucunda gerçekten bu çocuklardan hangisi Muhammed'e ait Yoksa hiçbiri mi ona ait değil? Bu konuyu açıklığa kavuşturmaya çalışan güzel bir analiz olacak. Başlayalım. Bilindiği gibi İslam kültüründe meşhur olan bilgi şu. İslam lideri Muhammed'in ilk eşi Hatice'den, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatma adlarında dört kız, Kasım ve Abdullah adlarında da iki erkek çocuk dünyaya gelir. Bu kızların ile iki olan Muhammed'den önce vefat eder. Ancak Fatma babasından sonra birkaç ay daha yaşar. İlk önce konuya ilişkin bir durum tespiti yapmak lazım. İslami kaynaklarda yaygın olan görüş şu. Muhammed 25 yaşındayken daha önce de iki erkekle bunlardan birisi Ebu Hale Temimi, ikincisi Atik bin Abit ya da Atik bin Ayiz Mahsumi ile evlenip sonra dul kalan 40 yaşlarındaki Hatice ile evlenir. Muhammed Hatice çiftinden de yukarıda isimleri sunulan çocuklar dünyaya gelir. Bir de Muhammed'in Maria adındaki cariyesinden İbrahim isminde bir erkek çocuğu olur ve yaklaşık 16 aylık iken o da vefat eder. Zaten tüm çocukları da ondan önce ölmüş ancak az önce de belirttiğim gibi Fatma ondan sonra birkaç ay daha yaşamıştır. İslami kaynaklarda yaygın olan bilgi bu. Ancak kim İslam tarihçilerine göre Hatice ile Muhammed'den 8 çocuk dünyaya gelmiş kimlerine göre 9 çocuk hatta 11 diyenler de var oh maşallah. Salla babam salla. 11, 15, 20. Önüne gelen bir sayı söylemiş gördüğünüz gibi. Ve şöyle sıralarlar. Kasım, Abdullah, Abdülmenaf, Tayyip, Mütayyip, Tahir, Mutahhir adlarında 7 erkek çocuk. Zeynep, Rukiye, Fatma ve Ümmü Gülsüm adlarında da 4 kız çocuk. Hepsi Muhammed ve Hatice'den. Bunlardan Tayyip bir de Mutayyip ikiz. Ayrıca Tahir ile Mütahhir'in de ikiz olarak dünyaya geldiklerini yani daha önce genç iken evlendiği o iki eşten pek çocuk sahibi olamayan bir Hatice, kırkından sonra Muhammed ile evlenince maşallah iki kez çift doğurur. Hakikaten maşallah. Bu çocukların doğumları ile ilgili İslami eserlerde farklı bilgiler var. Bunu kısaca belirteyim. Kaynaklarda genel kanı Muhammed'in kızlarının peygamberlikten önce doğmuş olmalarıdır. Ancak bazı ünlü İslam düşünürleri farklı yönde bilgi vermişler. Onlardan bir özet vermek istiyorum. Heysemi bir rivayetinde Kasım Zeynep dışında diğerleri Muhammed peygamber olduktan sonra dünyaya gelmiştir diyor. Bekiri bu konuda çok net konuşuyor. Rukiye Osman evliliği İslam'dan önce olmuştur diyor. Yine Kastalani kimi rivayetlere göre Muhammed Hatice'den 12 çocuk doğduğunu bunlardan Abdülmenaf dışında hepsinin de Muhammed peygamber olduktan sonra dünyaya geldiklerini aktarıyor. Yine Abdülmenaf dışında hepsinin peygamberlikten sonra doğduğuna ilişkin maktisinin de rivayetleri var. Bu bilgiler önemli değerli arkadaşlar. Burada İslami kaynaklarda birbiriyle çelişen ifadelerin olduğunu göreceksiniz. Ve genel kanının bu çocukların çoğunun Muhammed peygamber olduktan sonra dünyaya geldiği hususu olduğunu göreceksiniz. Bu konuyla alakalı ciddi çelişkiler var. O yüzden burasını renkli şekilde işaretledim önemli olduğu için. Okumaya devam edelim. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Fatma, Ümmü, Gülsün bunların hepsi İslamiyet'ten sonra doğmuşlardır diye yazmış bu alimde. İbn Kesir Bidaye Nihayede Zübeyir bin Bekar'dan alıntı yaparak Abdullah Ümmü Gülsün Fatma ve Rukiye'nin peygamberlikten sonra doğduklarını ifade ediyor. Yine meşhur tarihçi İbn Asakir İbn Abbas'tan aktararak şunu diyor. Muhammed'in çocuğu ölünce kimileri kendisine kısır adam lakabını takıyorlar. Bu yüzden Kevser suresinin son ayeti iniyor ki seni kıskanan ancak kendisi kısırdır diyor. Ve bundan sonra artık diğer çocuklar doğmaya başlıyorlar diye bir hadis aktarıyor. Tabii ki bu yazarlar farklı rivayetlerde yazmışlar. Ancak bunlar arasında bu kızların İslamiyet'ten sonra doğdukları görüşü de var. İşte bu görüşe göre şu demek oluyor ki Muhammed 40 yaşını, Hatice de 55 yaşını geçtikten sonra ancak bu çocuklar doğmaya başlamışlar. Hatice 55'te başlamışsa menopoz bir yana bir kere kalan ömür yani 7 yıl bu çocukları doğurmaya nasıl yetmiş? Merak konusu 7 yıl içerisinde 8-9 tane çocuk doğurmanız oldukça zor ki 55 yaşından sonra bunu başarmanız tıp literatürüne mucize olarak girmenizi sağlar. Yani böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bu görüşe göre hep Hatice'nin 55'inden sonra doğmuşlar. Hele tümünü de bir seferde doğurmadığına göre gerçekten büyük palavra demiş Arif Tekin burada. Güzel söylemiş. Bu farklı görüşü belirttikten sonra şimdi de bu kızlar hakkındaki bilginin detaylarına geçelim. A. Zeynep. Muhammed'in kızlarından Zeynep, teyzesinin oğlu Ebul As Lakit ile evlenir. Bu evlilik Muhammed henüz peygamber olmadan gerçekleşir. Profesör Doktor Rıza Savaş bunu kaynağında anlatırken şöyle der. İslam'dan önce bazı ailelerde anneler kız çocuklarını evlendirirdi. Mesela henüz Muhammed peygamber olmadan Hatice'nin kendi kızı Zeynep'i kız kardeşinin oğlu Ebul As ile evlendirmesi ve Muhammed'in buna ses çıkarmaması örnek olarak gösterilir demiş. Ama aynı Rıza Savaş gibi ilahiyat akademisyenleri şunu görmüyorlar. Madem Muhammed 25 yaşında evlendi ondan sonra bu kız dünyaya geldi, 40 yaşında da peygamber olduğuna göre, peki bu kızcağız peygamberlikten önce evlenirken kaç yaşlarındaydı diye hiç sorgulamıyorlar. Maalesef hiçbir İslam mütefekkir bu çelişkilere değinmemiştir. Bunun da nedeni ya evlenen bir kadında yaşın küçük olmasına bakmayıp bunu normal karşılamaları ya da yorum yapmaktan kaçınmaları. Yine konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca tercüme edilen tecrid-i sarihte şu bilgi var. Henüz Muhammed'e peygamberlik gelmeden Hatice bir gün Zeynep'i kendi kız kardeşinin oğluna teklif eder. Muhammed de buna ses çıkarmaz, onay verir ve bunlar evlenir şeklinde bir bilgi veriliyor. Burada da diğer kaynaklarda olduğu gibi kızın evlendiği tarih peygamberlikten önce yalnız yaşı konusunda bir açıklık yok. Daha önemlisi birçok İslami kaynakta bunların doğum tarihleri bile yazılmış. Mesela Muhammed 30 yaşındayken Zeynep 33 yaşındayken Rukiye. Bundan sonra Ümmü Gülsün ve yine Muhammed 35 yaşındayken Fatma dünyaya gelmiştir şeklinde çok net açıklamalar var. Hatta İbni Hacer Askalani Zeynep peygamberlikten çok az bir süre önce doğmuş. Ancak bu sürenin 10 yıl önce olduğunu söyleyenler de vardır diyor. Zehebi Zeynep'in hicri 8. yılında vefat ederken 30 yaşında olduğunu yazmış. Tabii ki bu durumda Muhammed 13 yıl Mekke'de peygamberlik yapmış. 8 yılda Medine'de yapınca bu kadın ölüyor. Demek ki Muhammed peygamber olduğu sırada kadın 9 yaşlarında ve sayısız kitaplarda geçiyor ki İslam'dan önce de evlenmiş. Hem 9 yaşında hem de 9 yaşından önce yani İslam'dan önce de evlenmiş. Artık kaç yaşında evlendiğini siz düşünün. Değerli arkadaşlar bu bilgiler size sıkıcı gelebilir. Konuyla doğrudan alakası var mı bunların diyebilirsiniz. Evet var sonlara doğru bağlantı yapıldığında siz de bunu göreceksiniz. O yüzden önemli olduğu için bu kısımları da aldım. Lütfen buraları da es geçmeyin. Dikkatli bir şekilde hepsini dinleyin. Son kısımdaki sonuç bölümünde okuyun. Ondan sonra bazı şeyler kafanızda oturacak. Zaten bunların çoğunun kaynaklarda Muhammed peygamber olduktan sonra doğduğuna dair bilgilerin olduğunu gördük ki zaten bu çok ciddi bir çelişki. Hatice 55 yaşında, 55'inden sonra 8-9 tane çocuk doğuruyor 6-7 yıl içinde. Yer Tabi bunları bilmeyenler yiyorlar hem de afiyetle. Muhammed peygamber olup Medine'ye geçtiği zaman Zeynep Ebu'l As ikilisinin evliliği Mekke'de yine devam ediyordu. Zeynep'in eşi Mekke'nin ileri gelenlerinden güvenilir bir kişi maddi bakımdan zengin ve tüccardı. O yüzden etrafındaki insanlar ona Zeynep'i boşa sana istediğin kızı getiririz. Çünkü hem maddi hem de manevi olarak önemli birisin. Dolayısıyla birçok kız seni ister diyorlardı. Buna rağmen adam onlara olumsuz yanıt veriyor, evlilikleri devam ediyor. Hatta tarihçi müfessir Taberi ve İbni Hacar Askalani peygambere rağmen bunlar birbirlerinden ayrılmadılar, seviyorlardı birbirlerini diyorlar. Burada aşırı sevgilerine somut bir örnek vereyim. Hicri 2. yılında meydana gelen Bedir Savaşı'nda Zeynep'in eşi müşrikler safında yer alır ve sonuçta Müslümanlara esir düşer. Zeynep onun esaret haberini alınca Hatice'nin evlilik esnasında kendisine hediye olarak verdiği gerdanlığını çıkarıp Muhammed'e ve Müslümanlara fidye olarak gönderir ki eşini serbest bıraksınlar. Muhammed bunu duyunca kocasını karşılıksız olarak bırakır ve güya ona sen de git kızımı gönder der. Ve adam da buna söz verir gerekeni yaparım der işte bu olaydan sonra Muhammed'in kızı Zeynep ile eşi birbirlerinden ayrılmak zorunda kalırlar. Çünkü az önce de belirttiğim gibi adam esaretten kurtulunca Zeynep'i Medine'ye göndermeye söz vermişti. Mekke'ye gelince Zeynep'i birilerine teslim edip gönderir. Böylece Zeynep babasının yanına Medine'ye gitmek için yola koyulur. Ancak Zeynep'in bu şekilde eşinin Muhammed'e esir düşmesi sonucu yapılan pazarlıklar yüzünden gitmesi... E giderken de gündüz herkesin gözünün önünde yola çıkması tabii ki Mekke müşriklerinin zoruna gitmiştir. Hani hem savaşta bizi mağlup etti, esirlerimizden fidye aldı hem de namusumuzu bizden alacak diye düşünerek Zeynep'in gitmesini istememişlerdir. Normalde Ebul As'a eşini boşa diyorlardı ancak burada ayrılık nedeni farklı olunca zorlarına gitti. O yüzden Zeynep yola çıkınca Hebbar bin esvet adında bir kişi ona baskın düzenledi ve yere düşen kadının kaburgası kırıldı eski eşinden hamileydi ve çocuğu da düşürmüştü. Zeynep aldığı darbeler ve kan kaybı sonucu gitgide ağırlaştı Bu olay onun vefatına neden olmuştur. Kadın henüz hayattayken yaklaşık 170 kişilik bir Müslüman grubu onun eski eşinin de içinde bulunduğu bir mekkeli Ticaret kafilesinin yolunu kesti. eşi kurtulmayı başardı, ve kaçıp Medine'ye gitti. Bir gece gizlice eşine sığındı. Zeynep Muhammed'e bile danışmadan yüksek sesle eski eşinin geldiğini, kendisine sığındığını ve onu affettiğini halka ilan etti. Haberiniz olsun ona kimse dokunmasın dedi. Muhammed bunu duyunca sevindi. Güya Zeynep'in eşi de artık o andan itibaren Müslüman olmuştu ve Medine'de yaşamlarını sürdürdüler. Bu ikiliden Ümame adında bir kız, Ali adında da bir erkek çocuk dünyaya geldi. Oğlan küçük yaşta vefat etti. Ancak kız büyüdü ve teyzesi Fatma'nın vefatından sonra Ali ile evlendi. Bu kızcağız da Ali ile evlenirken kaç yaşlarındaydı? Yaş evlilik için uygun muydu diye kimse düşünmemiş. Bunun üzerinde durmamıştır. Ben de detaylı olarak üzerinde durmayacağım. Ancak şu var ki Ümame ile Ali arasında yaş farkı çoktu. Küçük bir ipucu verip geçeyim. En başta Diyanet'in tercüme ettiği Tecrid-i Sarih No. 313'te şu var. Muhammed namaz kılarken bu kız öylesine küçüktü ki bazen namaz kılarken Muhammed'in sırtına tırmanırdı. Ayrıca bu açıklama en başta Buhari ve Müslüm olmak üzere diğer hadis kaynaklarında geçmektedir. Arif Tekin zaman zaman bu kızların yaşlarının çok küçük olmasını bu kızların Muhammed'in kızı olamayacağına yönelik bir bağlantı yaparak kurmaya çalışıyor. Fakat zaten o dönemler biz kızların yaşlarının küçük olduğunu biliyoruz. Fakat burada şöyle bir çelişki var. Biraz sonra göreceksiniz. Muhammed kendi kızı olan Fatma'yı küçük yaşta evlendirmiyor. Fakat diğer kızlarını, kızları olduğu iddia edilen kızları küçük yaşlarda evlendiriyor. Burada bir çelişki var. Madem Fatma senin kızın, onun küçük yaşta evlendirilmesine göz yumuyorsun, o halde diğer kızların küçük yaşta evlendirilmesine neden göz yumuyorsun? Çünkü onun kızları değil. Şimdi oraya yavaş yavaş geliyoruz. Zeynep bölümünü geçtik. Şimdi Rukiye ve Ümmü Gülsüm ile alakalı bilgiler verilecek. Söylediğim gibi bu bilgiler bazı şeylerin yapboz parçalarının birleştirilmesi için önemli bilgiler. Muhammed'in kızlarından Rukiye babası henüz peygamber olmadan yani 40 yaşının altındayken Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile evlendirilir. Kızlarından Ümmü Gülsüm de peygamberlikten önce Ebu Leheb'in bir diğer oğlu Uteybe ile evlendirilir. Yani iki kardeş bacanak olurlar. Yaygın olan kanaat Muhammed peygamber olunca yine bu evlilik devam eder. Ta ki Ebu Leheb hakkında Kur'an'daki Tebbe suresi oluşuncaya kadar. İşte bu sure inince Ebu Leheb ve hanımı Ümmü Cemil kendi oğullarına Muhammed'in kızlarını boşayın derler. Bakın değerli arkadaşlar Muhammed peygamber olmuş. Peygamber olmadan önce kızlarını Ebu Leheb le evlendirdiği halde peygamber olduktan sonra da bu kızlar Ebu Leheb ile evli kalmaya devam etmişler. Ta ki bu sure inene kadar yani yıllar boyunca Muhammed peygamber olduğu halde kızları Ebu Leheb le, bir kafirle evli kalmaya devam etmiş. Ve Muhammed buna göz yummuş. Bu konuda herhangi bir sakınca görmemiş. Ta ki bu sure ininceye kadar bu sure indikten sonra Ebu Leheb ve eşi oğullarına Muhammed'in kızlarını boşayın demişler. Bu surenin anlamı şudur. Zaten sureyi biliyorsunuz ama buraya da alınmış. Okuyalım. Ebu Leheb'in elleri kurusun zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Bu Tebbe suresi iniş sıralamasında Kur'an'ın 114 sure içinde 6. sırada. Yani peygamberliğin hemen ilk yıllarında oluşan bir sure. Tekrar ediyorum bu sure ininceye kadar Muhammed'in kızlarıyla Ebu Leib'in oğulları arasındaki evlilik devam etmiştir. Tıpkı Zeynep'le eşininki gibi. Biraz önce Zeynep'i de okumuştuk. O da Muhammed peygamber olduktan sonra eşiyle evlilik almaya devam ediyor. Eşi Müslüman olmadığı halde. Ancak bu sure inince artık Ebu Leheb ve eşi Ümmü Cemil'in canına tak eder. Dayanamazlar. Oğullarına bu adamın kızlarını boşayın derler. Ayrıca Mekkeliler de Ebu Leheb'in bir oğluna Muhammed'in kızını boşa diye teklifte bulununca o Eban bin Said bin Asım'ın kızını bana getirirseniz ben kabul ederim yanıtını verir. Sonuçta onlar da şartını kabul ederler. Ve zaten anne babanın da bu konuda teklifleri vardı. Bu yüzden Rukiye ile Ümmü Gülsüm'ü boşarlar. Burada İbni Hacer, Rukiye peygamberlikten önce Ebu Leheb'in oğlu ile evlendirilirken İslamiyet gelince ayrılırlar. Ve bu kez de Osman evlendirilir diyor. Hatta farklı rivayetler de var o da şu. Rukiye Utbe ile evlendirildikten sonra bu evlilik devam eder ta ki kocası ölene kadar. Daha sonra da Osmanlı evlendirilir. Maşallah ondan almışlar onunla, ondan almışlar onunla. Kızı herkese dolaştırmışlar. Kimi rivayetlere göre Osman bu kadını döver ve bundan dolayı o genç yaşta vefat eder. Bakın değerli arkadaşlar buraya dikkat. Hani hep diyorlar ya efendim Kur'an'da kadını dövün diyorlar ama işte Muhammed, sahabeler, eşlerini hiç dövmemişler. Hiç böyle bir örnek görmedik. Diyerek kıvırmaya çalışıyorlar ya bakın burada Osman'dan bir örnek var. Şayet bu rivayet doğruysa Osman bu kadını döver, döverek öldürür ki bu kadın peygamberin eşi olduğu iddia edilen Rukiye. Evet peygamberin eşini Osman döverek öldürüyor. Şayet şimdi soruyorum bu kız gerçekten Muhammed'in öz kızı olsaydı ve Osman onu döverek öldürseydi Muhammed Osman'ı ne yapardı? Muhammed Osman'ı ne yapardı? Yahu Fatma Biraz sonra bilgileri göreceksiniz. Burada Muhammed'in çocuğu var mı konusunu işliyoruz. Ve burada sadece Fatma'nın Muhammed'in çocuğu olduğuna dair sağlam kanıtlar var. Diğerlerinin onun çocuğu olmadığına dair pek çok done var. Şimdi Fatma ile alakalı birçok bilgi var biliyorsunuz. Ali Fatma'ya kuma getirmeye çalışıyor. Başka birisiyle evlenmeye çalışıyor daha doğrusu. Fatma karşı çıkıyor gidiyor Muhammed'e söylüyor. Muhammed araya giriyor falan. Ali başka bir kadın alamıyor. Bırakın Fatma'yı dövmeyi. İslam'a göre hakkı olduğu halde Fatma'nın üzerine ikinci eşi alamıyor. Cariyeleri var. Dövmeyi bırakın yani. Şimdi Rukiye gerçekten Muhammed'in kızıysa ve Osman onu döverek öldürdüyse Muhammed Osman'ı ne yapmaz? Dolayısıyla biz buradan Rukiye'nin, Ümmü Gülsüm'ün diğerlerinin esasında Muhammed'in kızı olmadığını zaten anlayabiliyoruz. O yüzden bunu da ekledim buraya. Önemli bir detay. Devam edelim. Burada ilginç bir durum daha var. Dulabi gibi bazı siyer tarih yazarları Osman Rukiye ile evlenince Muhammed henüz peygamber değildi diyorlar. Bu durumda bu kızların Ebu Leheb'in çocuklarıyla evlenmeleri ancak hayal olur. Veya bunlar Osmandan önce Ebu Leheb'in çocuklarıyla evlenmişse o zaman bunların ayrılma nedeni din değil başka bir şey olmalı. Yani ancak bu kızların Ebu Leheb'in çocuklarıyla evlilikleri konusunda İslami kaynaklarda hemen hemen fikir birliği var ve suresinin onların boşanmalarına neden olduğu görüşü yaygın. Ki bu durumda artık peygamberlik vardı. O yüzden Osman'ın da peygamberlikten önce bununla evlendiği fikri dengeleri alt üst eder. Bekiri, Dulabi gibileri ya bu kızların Ebu Leheb'in çocuklarıyla evlendiklerini inkar etmedi ki bu inkar edilemez veya başka neden göstermeleri gerekir. Çünkü bunlara göre eğer Ebu Leheb'in çocuklarıyla olan evliliklerini de kabul edip İslam'dan önce gerçekleştiği görüşü benimseniyorsa, o zaman bu kızların İslam'dan önce iki kez evlendikleri söz konusu ve doğum tarihleri de belli. Rukiye peygamberlikten 7 yıl önce dünyaya gelmiş. Ümmü Gülsüm de ondan sonra doğmuş. İşte bu 5-6 yıllık ömürle nasıl iki kez evlenmişlerdir? Bu imkansız bir şey. Yani 5-6 yıllık ömürle bir insan nasıl iki defa evlenebilir? 5-6 yaşlarındayken deniyor burada. İşte görüldüğü gibi Öyle kötü beceriksiz bir tarih hazırlamışlar ki insan ne yapacağını, nasıl doğruyu bulacağını şaşırıyor. Gerçekten İslam tarihi o kadar bulamaç, o kadar kötü bir halde ele alınmış. Bazı şeyleri sansürlemek için o kadar basit şekilde bazı şeyler kullanılmış ki hani hem bunun uydurma olduğunu anlıyorsun hem de çok karışık olduğu için birbirini reddeden bilgiler yığını olduğu için de doğruya ulaşmak zorlaşıyor ki bunu zaten benim kanım da bu yönde bilerek bu şekilde ayarlamışlar ki insanların kafası iyice karışsın, hiç kimse bunu çözemesin, çözmeye de çalışmasın. Ama zaman ilerledikçe, bilişim araçları güçlendikçe birçok bilgiye aynı anda ulaşma imkanına eriştiğimiz için bunları çözebiliyoruz. Şimdi burada şu bilgi verildi. Hani biraz önce şunu demiştim. Arif Tekin bu kızlardan bazılarının Muhammed'in kızı olmadığını kanıtlayabilmek için bu kızların çok küçük yaşta evlendirilmelerini öne sürüyordu. Ben buna karşı çıkmıştım çünkü zaten o dönemler kızlar küçük yaşta evlendiriliyordu. Fakat buradaki örnek daha farklı. Hani 5-6 yaşına kadar bir kızın iki defa evlilik geçirmesi 5-6 yaşına kadar çok absürt bir örnek. Tamam 7 yaşında 6 yaşında evlendirilebilir ama 5-6 yaşına kadar iki evlilik geçirmesi nedir abi artık bu çok uç bir nokta. O yüzden burada bunun çelişkili bir örnek olduğunu gösteriyor Arif Tekin ve bu kızların o yüzden Muhammed'in kızı olamayacağını belirtmeye çalışıyor. Bu doneyi buna kanıt olarak sunuyor. Görüldüğü gibi konu çelişkilerle dolu. Zaten ben de bu anormal durumları tespit etmeseydim böyle bir kitap yazmam söz konusu olmaz diyor burada Arif Tekin. Muhammed daha Mekke'deyken Müslümanlar bir iki kez Habeşistan'a hicret ederler. Birincisinde Muhammed 45 yaşındayken gerçekleşir bu hicret. Diğerinde ise 46 yaşlarındayken her iki seferde de Halife Osman'la eşi ve aynı zamanda Muhammed'in kızı diye iddia edilen Rukiye de vardı. Bu kadın hamileydi ve yolda gemiyle giderken çocuk düşürmüştür veya çocuğu doğurduktan sonra bir horoz çocuğun gözüne vurmuş, gözünü çıkarmış ve çocuk ölmüştür yani bir horozun çocuğun gözüne vurduğu için çocuğun ölmesi de bayağı bir uydurma gibi duruyor. Ha ölebilir mi? Ölebilir. Şöyle ölebilir. Enfeksiyon kapar. O enfeksiyon geçmez. Büyür. Vücuda yayılır vesaire. O şekilde ölebilir. Mümkündür o çağlarda ama bana biraz uydurma bir hikaye gibi geldi. Rukiye daha sonra Medine'ye geçti ve hicretin ikinci yılında orada vefat etti. Kimi kaynaklarda Osman'ın onu dövmesi sonucu vefat ettiği iddia ediliyor. Bunu biraz önce de belirtmiştik. Devam edelim. Bu ölümü üzerine Osman dul kaldı. Bu kez Halife Ömer kendi kızı Hafsa'yı ona teklif etti. Ancak Osman cesaret edemedi. Çünkü Muhammed'in de Hafsa'ya talip olduğunu öğrenmişti. Muhammed haberi duyunca çözümü buldu. Hafsa benim olsun Osman'a da ikinci bir kızımı vereceğim dedi. Ve bu şekilde anlaştılar. Efendim neymiş? İslam'da kadınlar zorla evlendirilmiyorlarmış. Kendi istekleri olmadan kesinlikle birisine zorla verilmezlermiş. Ulan Muhammed bile Osman bile kendi kızları hakkında kızlarının rızası var mı yok mu diye sormuyorlar. Osman kızını birisine öneriyor. Karşılığında Muhammed ben sana kızım vereceğim diyor. Bu şekilde anlaşıyorlar. Belki kızlarının daha hiç haberi yok. Kızlarını babaları veriyor. Onlara rızanız var mı diye sormuyor. Bunlar hikaye. Bu örneklerde de bunu görüyoruz. Devam edelim. Muhammed haberi duyunca çözüm buldu. Hafsa benim olsun Osman'a da ikinci bir kızımı vereceğim dedi ve bu şekilde anlaştılar. Hafsa Muhammed'e Ümmü Gülsüm de Osman'a. Bu evlilik Medine'de Bedir Harbi'nden sonra gerçekleşti. Çünkü o tarihe kadar Rukiye yaşıyordu. Onun ölümünden sonra bu ikinci evlilik gerçekleşti. Yalnız burada bilinmeyen bir şey var. Fatma, Rukiye ve Zeynep'in ne zaman nasıl Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri İslami kaynaklarda anlatılıyor. Ama Ümmü Gülsüm ilgili bu konuda herhangi bir bilgiye rastlamadım. Acaba ne zaman ve kimle Medine'ye gitmiş? Yalnız şöyle bir bilgi var. Ancak bu da muğlak. Ali Muhammed'den mektup alınca siz de Medine'ye gelin diye o yanına Fatmalar ve Ümmü Eymen adındaki kadınla Ebu Vakıt Leysi adında bir erkeği alıp yola çıkar. Fatmalar da Hz. Fatma Esed bin Hişam'ın kızı Fatma, Zübeyir bin Abdülmuttalib'in kızı Fatma ve Muhammed'in amcası Hamza'nın kızı Fatma'dır. Ayrıca Müslümanlardan fakir fukara zayıf olanlar Ali ile beraber yolculuk yaparlar. Demek istediğim burada Ümmü Gülsüm için biraz şüphe var. Acaba o da bunlarla mı gitmiş diye. Fakat burada da hiçbir işaret yok. Yabancı olan Fatmalar bile sayılıyor ama bu kızcağız yok. Yani burada hicretle alakalı bilgiler verilirken farklı kızlardan bile isim olarak bahsedilmiş fakat Ümmü Gülsüm'den bahsedilmemiş. Neyse bu o kadar önemli değil. Yalnız konuyu karıştırınca herkesin nasıl hicret ettiğini gördüm. Sadece bundan söz edilmemiş. O yüzden açıklama yapmak zorunda kaldım. Bu kadın hicretin 9. yılında Medine'de vefat etmiştir. Muhammed bu kızları Osmanlı evlendirirken de çok enteresan açıklamalar yapmıştır. Bunlardan birkaçını sunayım. İlkin Rukiye'yi Osman'a verirken şunu söylüyor. Cebrail bana Allah'tan vahiy getirdi ki Allah demiş kızını Osman'a ver. Ben de buna dayanarak veriyorum. Vay be! Allah'ın işi gücü kalmamış. Kızını Osman'a ver diyor Muhammed'e. Çok mantıklı. Daha sonra Rukiye ölünce bu kez aynı vahiy olayını ikinci kızı Ümmü Gülsüm için kullanır. Burada da ben Allah'tan vahiy aldım. Kızımı Osman'a veriyorum der. Zamanla bu da vefat edince bu sefer şuna benzer açıklamalar yapar. Üçüncü bir kızım olsaydı onu da Allah'ın vahiyiyle Osman'a verirdim. Komediye bakın ya. Hani Allah dünyada o kadar düzeltilmesi gereken, ilgilenilmesi gereken hadise varken işi gücü bırakmış. Muhammed'in kızları sırayla Osman'a vermesiyle ilgili vahiy gönderiyor. Hatta üçüncüye göndermiyor fakat Muhammed üçüncü kızım olsa ben yine Allah'la bir şekilde anlaşır ondan vahiy alır onu da Osman'a verirdim diyor. Bravo çok güzel bir hikaye. Diğer bir sözünde on kızım olsaydı hepsini Osman'a verirdim. Biri öldü mü diğerine başlardım. Ta ki hepsi bitene kadar. Başka bir sözünde 40 kızım olsaydı hepsini Osman'a verirdim. Başka birinde 100, bin böyle devam ediyor. Bildiğiniz gibi hadislerde bu tarz rivayetler çoktur. Birden başlar 3, 5, 7, 10 diye devam eder. Salla babam salla hangisine inanırsanız artık. Şimdi de verdiğim bilgileri somutlaştırmaya çalışayım. Gerçi bazı şeyler belli oluyor artık ama yine de kolay anlaşılabilir bir özet haline getireyim. 1. Farz edelim ki Zeynep babası 30 yaşındayken doğdu ve peygamberlik yaşı olan 40'tan önce de teyzesinin oğluyla evlendi. Arada 10 senelik bir ömür var ve hemen 10. yılda evlenmiş diye bir bilgi de yok. Kim bilir belki daha erken evlenmiştir. Peki bu yaşta kocaya verilmesi nasıl açıklanabilir? Üstelik Zeynep'in babası 30 yaşındayken doğduğu açıklaması başta Diyanet'in tercüme ettiği Sarı sarıh olmak üzere birçok İslami kaynakta geçmektedir. Burada yine Arif Tekin ...kızın yaşının küçük olması üzerinden bir done sunuyor. Yani Muhammed'in kızı olamayacağına dair kızın çok küçük olmasını örnek gösteriyor. 2. Peki nasıl olur da Muhammed 33 yaşındayken Rukiye dünyaya gelir... ...Venüs Ve peygamberlik gelmeden yani 40 yaşından önce... ...onu Ebu Leheb'in oğluyla evlendirir. Tam 40. yıl evlendirildiğini düşünsek bile kız o zaman ancak 7 yaşında oluyor. Ve nasıl oluyor da din nedeniyle eski eşinden ayrılan bu Rukiye'yi yine peygamber olmadan... Osman'a veriyor ve peygamberliğin 5. yılında Osman'la birlikte Abayistan'a hicret ediyor ve bu sırada Osman'dan hamileyken de yolda çocuk düşürüyor. Halife Osman ile Muhammed hemen hemen yaşıttılar. Aralarında bir 5 yaş fark vardı. Kızcağız Hicri 2. yılında vefat ederken İslam tarihindeki verilere göre 21 yaşındaydı. Kabul edelim ki bu kızla Osman'ın evliliği peygamberlikten sonra olsun. Peki bu kadar yaş farkına ne diyeceğiz? Burada yine yaş üzerinden bir bilgi sunuyor. 3. Rukiye ölünce Muhammed bu defa onun bir küçüğü olan Ümmü Gülsüm'ü Osman'la evlendiriyor. Ve bunu yaparken de Tanrı bana bu konuda vahiy gönderdi diyor. Kaldık o da ablası Rukiye gibi daha önce bu Leheb'in bir diğer oğlu Uteybe ile evlendirilmişti. Ve din engeli yüzünden boşanmıştı. Bu kızlar Muhammed'indir desek o zaman bu işin içinden nasıl çıkılır? Demiş devam edelim. Dikkat edilirse ben bunların yaşlarıyla ilgili en yüksek olanı temel alıp değerlendirme yapıyorum. Daha önce de belirttiğim gibi bunların peygamberlikten sonra doğduklarını yazan önemli İslam tarihçileri de var. Slaytın başında buna değinmiştik. İneliyorum. Bu yoruma göre tüm bu çocukları Hatice 55 yaşından sonra doğurmuştur. Hem de iki sefer ikiz doğurmak suretiyle diyen birçok İslam tarihçisi var. Bu menopoz döneminde Hatice'nin bunları nasıl doğurduğunu buna aktaran ve safça inanan tarihçilerden sormak lazım. Daha önce de belirtildi. Hatice Muhammed'den evvel iki sefer evlenmişti diye. Peki genç yaşta neden o kadar çocuğu evlendiği kişiler içinde yapmadı? 55 yaşına gelince mi harekete geçti? Biliyorum yanıt hemen hazırdır. O Allah'ın peygamberidir. Bu yaşta Hatice'ye değil ikiz, 300, dördüz ve daha fazlasını da Allah doğurtabilir demeleri gayet mümkün. Ve nitekim de bunu rahatlıkla söylüyorlar. Bu deli saçması tabii ki. Bu son görüşü dikkate alsaydım zaten işin içinden çıkılmazdı. O bakımdan en yüksek yaşı seçtim. Buna rağmen ortada inanılmaz bir manzara var. 4. Fatma henüz Ali ile evlenmemiş iken hem Ebu Bekir hem de Ömer onu kendileri için Muhammed'den isterler. Ama o vermez. Burası çok önemli bakın. Gerekçe de şu kızım küçük aranızda yaş farkı var der ve sonuçta Ali'ye verir. Peki aynı Muhammed neden bu yaş farkını diğer kızları için de göz önüne almadı? Bakın çok önemli nokta değerli arkadaşlar. Onlara da yazık değil miydi? Göz önüne almadı çünkü çocuklar onun değildi. Yani diyor ki Muhammed kızı Fatma'yı yaşı küçük olduğu için evlendirmiyor. Buna karşı çıkıyor. Çocuğumun yaşı küçük aranızda yaş farkı var diyor. Fakat Rukiye, Ümmü Gülsüm, Zeynep diğer kızlarını küçücük yaşında evlendiriyor. Madem Fatma'yı yaşı küçük diye vermiyorsan diğer kızlarını neden verdin diyor. Çünkü o kızlar Muhammed'in değildi, üvey kızlarıydı, Hatice'den kalmaydılar. Biraz sonra ona da gelecek. Bu önemli bir detaydı. 5. Yukarıda belirttim. Bir görüşe göre bu kızlar İslamiyet geldikten sonra doğmuşlardır. Bu durumda kızların Halif Osman ve Ebuleyman oğulları ile evlenmeleri mümkün değildir. Halbuki yüzlerce kaynak gösteriyor ki bu evlilikler gerçekleşmiştir. Demek ki bu görüşün ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Kendi iç bütünlüğünde çelişen bilgiler bunlar. Ona değiniyor. 6. Eğer bu kızlar da Muhammed'in ise neden onlarla ilgili İslam literatüründe önemli bir kayıt yok? Burası da çok önemli. Kaldı ki erken de ölmemişler. Rukiye Hicri 2. yılında, Zeynep 8. Ümmü Gülsüm de 9. yılında vefat etmiş. Muhammed de Hicri 11. yılında öldürülmüş. Ama Fatma hakkında sayılmayacak kadar hadis var. Bunlar hakkında ise hiçbir şey yok. Yani sadece Fatma hakkında bilgi olması, veri olması Diğerleri hakkında neredeyse hiçbir şey olmaması zaten ciddi bir çelişki burada. Ve söylendiği gibi Zeynep, Rukiye ve Mügülsüm de küçük yaşlarda ölmemiş. Neredeyse Muhammed'in ölüm tarihine yakın tarihlerde ölmüş hepsi. Yetim oldukları belli. Nasıl mı? Anlatacağım. Şimdi en en önemli yere geldik. Aslında İslami kaynaklarda var olan bilgilere bakılınca Fatma dışında Muhammed'in çocuğunun olmadığı fikri ağır basıyor. Çünkü Muhammed vefat edince ondan birçok genç kadın dul kaldı. Örneğin Ayşe 18 yaşında dul kaldı. Cüveyriye, Safiye, Hafsa, Ümmü Habibe, Ümmü Seleme, Zeynep bin Caş hep 20-35 yaşlarında kadınlardı. Peki neden bunlardan hiçbir Muhammed'den hamile kalmadı da? Hatice o yaşta bu kadar çocuk doğurdu hem de iki kez ikiz doğurmak suretiyle. Burası çok çok önemli bir detay. Muhammed'in gencecik, amiyane tabirle çıtır eşleri var. Bazıları çocuk yaşta, bazıları 20-30 arası. Hatta Muhammed vefat ettiğinde 20-35 yaş arasında çoğu dul kalıyor. Ayşe 18 yaşında. Buna rağmen bu kadar genç kadınların hiçbirisi Muhammed'den hamile kalmıyor. Fakat ne hikmetse 55 yaşındaki Hatice 55 yaşından sonra Muhammed'den 8-9 tane çocuk dünyaya getiriyor. Yerseniz. Hatice o yaşta bu kadar çocuk doğurdu hem de iki kez ikiz doğurmak suretiyle burada şu söylenebilir. Maria da Muhammed'den hamile kalarak İbrahim adında bir erkek çocuk doğurmuş. Hayır, Maria'nın doğurduğu çocuk Muhammed'den değildi. Burası da önemli bir detay. Nitekim Muhammed Hz. Ali'yi görevlendirmiş. Git hem Maria'yı hem de onunla cinsel ilişkide bulunan kişiyi öldür demişti. Daha sonra farklı bir formül bulunmuş. İkisi de infaz edilmekten kurtulmuştu. Ben bu olayı kanıtlarıyla birlikte başka bir kaynağımda anlattığım için burada detayına girmiyorum diyor. Bu kaynağı da ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Bunu gündeme getirmekle bu çocuğun Muhammed'den olmadığını belirtmek istedim diyor. Fatma Muhammed'in kızıdır diyorum. Çünkü İslami kaynaklarda ona çok yer verilmiştir. Fatma hakkında Muhammed'in hadisleri de çok fazladır. Mesela Fatma benden bir parçadır. Kim ona eziyet ediyorsa bana etmiş olur gibi onu öven çok farklı hadisler var. Ancak benzer açıklamalar diğer kızları hakkında yok. Halbuki onlar da uzun yaşadılar. İkisi Muhammed'den bir iki yıl önce vefat etti. Okuyucu aklı olarak merak edip şunu sorabilir. Peki bu hengamenin olup bitenlerin sonucu ne oldu? Ben de soruyorum acaba sonuç ne oldu? Aslında konumuz şu bulmacaya benziyor. Ortada üç deve var. Biri insanları, biri develeri, üçüncüsü de semerleri yiyor. Gel de bunları sıraya diz. Zor bir iş değil mi? Ama ben yine konumuzu bir sonuca bağlamaya çalışayım. Yani diyor ki değerli arkadaşlar. Bu konuyla alakalı İslam tarihindeki bilgiler birbiriyle o denli çelişen, o denli anlaşılması zor bilgiler ki bunları birleştirerek ortaya bir sonuç çıkarmak çok zor. Ama ben yine de bunu çıkartmaya çalışıyorum diyor. Bu tarih bildiğiniz gibi sansürlü bir tarih üzerinde çok oynama yapılmış bir tarih. Orijinali çok değişik bir tarih ama bunu değiştirirlerken çok profesyonel bir şekilde değiştirmedikleri için o bilgilere dair içinde ipuçları kalıyor ve bu ipuçlarından farklı bilgileri yapbozun tanelerini birleştirerek görebiliyoruz. Biraz önce de belirttim. Fatma dışında kalan bu kızlar Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm Muhammed Hatice'nin çocukları değildi. Hatice'nin hala adında bir kız kardeşi vardı. Bu kadın daha önce biriyle evlenmişti. Evlendiği kişinin de bir başka hanımından kız çocukları vardı. Babaları ölünce bunlar üvey anne de kaldılar. O da vefat edince kızlar ortada sahipsiz kaldı. Buradaki bilgiler çok önemli. Hatice'nin maddi durumu müsaitti ve bu çocukları yanına aldı. Hatice zengindi ve kızlar ona yardım da ediyorlardı. Hatice Muhammed ile evlenince Muhammed bir bakıma bu kızlara üvey baba olmuştu. Araplarda o zamanlar üvey baba önemliydi. Nitekim Muhammed de bunu Kur'an'ına ekleyerek meşru hale getirdi. Tanrı buyruğu saydı. Nisa suresi 23. ayete göre bir erkek bir kadınla evlenmiş ve cinsel ilişki yaşamışsa artık o kadının başka kocadan kızlarıyla evlenemezdi. Bunlar üvey evlat sayılırdı ve İslam terminolojisine göre bu durumda olan bir kıza Rebibe adı verilirdi. İşte Hatice'nin kız kardeşi Hale'den olan kızları Hatice'nin evinde oldukları için böyle değerlendirilmişlerdi. Dolayısıyla halk arasında o zaman bunlara Muhammed çocukları denirdi ve o günkü kültüre inanca göre de bu gayet normaldi. Bu durumda olan başka insanlar için de durum aynıydı. Bunu anlatan kaynaklar çok. Ancak kızları Muhammed'den alan İslam tarihçileri yok. Hep onun kızlarıdır diye aktarmışlar, yazmışlar diyor. Şimdi sonuca gelelim değerli arkadaşlar. A ah ya çoğunluğun iddia ettiği gibi bu kızlar Muhammed Hatice'nindir ve Muhammed henüz peygamber olmadan bunlar doğmuş ve yine daha peygamber olmadan bunlar 5-7 yaşlarındayken evlendirilmişlerdir. Ben şahsen buna ihtimal vermiyorum. B. Ya da bunlar peygamberlikten önce doğmuş ancak İslamiyet'ten sonra evlenmişlerdir. Buna da ihtimal vermiyorum. Çünkü daha önce de iki kez evlenen Hatice'nin yaşı geçmiştir. Bu kadar çocuk doğurması tıbben mümkün değildir. Şunu da belirtmek lazım ki Muhammed Hatice zengin olduğu için onun da evlenmeyi kabul etmiştir. Normalde o yaşta ve o günkü koşullarda kimse bunu yapmazdı. C. Bir diğer sonuçta kızlar Muhammed'in peygamberliğinden sonra doğmuştur. Ve adı geçen şahıslarla evlendirilmişlerdir. Bilgiler arasında bu da var. Malum damatlardan biri de Halif Osman'dır. Ve hicri 5. yılında bu kızlardan Rukiye ile evliyken ve Rukiye hamileyken Habeşistan'a hicret ediyor. Bu durumda da Muhammed'in 40 yaşından sonra bu kızların doğduğu ve bunlardan birinin Muhammed 45 yaşındayken hamile olduğu iddia edilmektedir. Evet bu da bir görüş. D. Ya da az önce belirttiğim gibi bunlar başkalarının çocuklarıydı ve yetim kalmışlardı. Muhammed Hatice onları evlendirmişlerdi. Burada olaylardan şu sonucu çıkarmak lazım bu kadar insan bu kızların peygamberlikten önce mi sonra mı doğduklarına veya onların Muhammed Hatice'nin çocukları olup olmadığını bilmiyorsa, İslami kaynaklarda tartışmalıysa Muhammed'in hadisleridir diye ortalıkta dolaşan bu kadar yazı ne kadar sağlıklıdır. Yani bu bilgiler birbiriyle çelişiyor diyor İslam kaynaklarındaki bilgiler. Bu denli çelişkiler ortadayken İslam alimleri bu kadınların peygamber olmadan önce Muhammed mi doğduğunu yoksa peygamber olduktan sonra mı doğduklarını Muhammed'in çocukları mı yoksa değiller mi konusunu net bir şekilde ortaya koyamadıklarını belirtiyor ve bizim bu bilgilere güvenme şansımız yok diyor ve bana göre bunlar Muhammed'in çocukları değildi diyor ki zaten İslami kaynaklara baktığımızda bunların Hatice tarafından 55 yaşından sonra dünyaya getirildiğini görüyoruz bu tıbbi açıdan mümkün değil bir kadın 55 yaşından sonra 8 tane 9 tane çocuk doğuramaz. Diğer bir çelişkili olan bilgi Muhammed'in diğer 7-8 tane farklı eşinden hiçbir çocuğunun olmaması. Şayet Muhammed çocuk sahibi olabilecek bir insansa neden sadece 55 yaşındaki Hatice'den çocuğu var? Ayşe'den efendime söyleyeyim, diğer sayılan eşlerinden hiçbir çocuğu yok. Bu da diğer ikinci çelişki ve güçlü bir bilgi. Diğer çocukların Muhammed'in olmadığına dair sadece Fatma'nın Muhammed'in çocuğu olduğuna dair bir kanı var Arif Tekin'de. Çünkü Muhammed'in Fatma ile alakalı çok fazla sözü var. Fatma ile ilgili İslam tarihinde çok fazla belge bilgi var. Bana göre de Fatma Muhammed'in kızı, diğerleri Muhammed'in kızı değil. Muhammed daha önceleri çocuk sahibi olabiliyorken belli bir dönem sonra çocuk sahibi olamamaya başlıyor. Sağlık sorunlarından dolayı muhtemelen yani Fatma'dan sonra çocuğu olmuyor. Devam edelim. Bu kadar önemli insanın ne zaman yaşadığını, kimden doğduğunu iyi tespit etmeyen bir sistem hiç şüphesiz ki Muhammed'in cümlelerini, sözlerini kontrol edememiştir. Bu önemli bir göstergedir. Kızların Muhammed'in olmadığını ilişkin İslam tarihinde bir kaynağa rastlamadım. Burada söz ettiklerim eski tarihçilerdir tabii ki. Hep söylüyorum, İslam tarihi resmi tarihtir, sansürlü tarihtir ama profesyonelce yazılmamıştır. İşte durum ortada. Evet değerli arkadaşlar, tabii ki İslam kaynaklarında İslam alimleri açık şekilde bunlar Muhammed'in kızlarıdır demiyorlar. Fakat çelişkili bilgiler verdikleri için bunların Muhammed'in kızı olup olmadığına dair kendileriyle esasında çelişmiş oluyorlar ve bilgiler birbirleriyle çelişiyor. Bugün bu konuyu işlemek istedim değerli arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen yayınlarımızı paylaşın ki daha fazla insana ulaşabilsin, daha fazla insan istifade edebilsin. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum.